Vasıflı paylaşımlardan selamlar. Önceki videoda pişirbakalım.com web sitesi için alan adı ve hosting kiraladık. WordPress dosyalarını server'a transfer ettik ve WordPress kurulumu yaptık. Eğer ilk videoyu izlemediysen bu videonun sağ üst köşesindeki linkten 1. bölümü seyredebilirsin. Pişirbakalım.com yayında ve şu anda bu basit tasarıma sahip. Ana sayfada en üstte site başlığı ve site sloganı. Ortada kurulumla birlikte gelen örnek bir yazı ve alt bölümde standart öğeler bulunuyor. Ana sayfada bir menü bile yok. Örnek yazıya göz atalım. Kocaman bir başlık ve yazı içeriği altında örnek bir yorum var. Görünüm çok kötü. Ancak merak etme. Bu videonun sonunda kül kedisi bir prensese dönüşecek. Yönetim paneline ulaşmak için site adresinin sonuna /admin yaz ve enter'a bas. WordPress kurulumu sırasında oluşturduğun kullanıcı adı ve parolayı kullanman gerek. Yönetim panelindeki sekmeleri baştan sona yavaş yavaş anlatıp uzun uzun videolar hazırlayabilirdim ancak bu tarz videolardan YouTube'da çok var. Ben aksiyon odaklı farklı bir yol izleme niyetindeyim. Bu sebeple siteyi çabucak ayağa kaldırırken bir yandan da yönetim panelini anlatacağım. WordPress'i kurduktan sonra yapılması gereken ilk şey hosting kontrol panelinden ücretsiz bir SSL sertifikası oluşturmak ve siteye uygulamak olmalı. SSL sertifikası buradaki anahtar işaretinin oluşmasını sağlar. Muhtemelen sizde anahtar işareti yerine ünlem işareti var. Bu özellik hem güvenlik açısından hem de Google için çok önemlidir. IHS kontrol panelinden hosting paketlerim, yönet ve son olarak ücretsiz SSL aktif et butonunu tıklayarak sertifikanı oluşturabilirsin. Son bir adım daha var. Bunun için site yönetim panelinden eklentiler menüsündeki yeni ekle sekmesine tıkla. Bu ekranı kullanarak WordPress için geliştirilmiş yüzlerce eklentiden sitene lazım olanları yükleyebilirsin. Eklentiler programcılar tarafından WordPress için geliştirilen ve işimizi oldukça kolaylaştıran yazılımlardır. Bu eklentileri bilgisayarında ya da telefonda kullandığın programlar gibi düşünebilirsin. SSL sertifikasının kurulumunu tamamlamak için kod yazmak yerine Really Simple SSL isimli eklentiyi kullanacağız ve bu eklenti gerekli tüm işlemleri bizim için yapacak. Arama satırına eklentinin ismini yazarak arat. Şimdi kur butonuna tıkla ve eklentiyi etkinleştir. Hosting tarafında oluşturduğun SSL sertifikası algılandı. SSL etkinleştir butonuna tıkla. 301 yönlendirmesini aktif edip ayarları kaydet. Hepsi bu kadar. Yönetim panelindeki eklentiler bölümüne göz atmışken WordPress kurulumu ile birlikte gelen bu eklentiyi de silmekte yarar var. Çünkü gereksiz eklentiler siteyi yavaşlatır. Bu eklenti spam yorumlardan korunmak için kullanılıyor. Faydalı ve ücretsiz bir eklenti olduğundan dolayı aktive etmeni tavsiye ederim. Etkinleştir butonuna tıklayınca eklentinin ayarlar sayfasına yönlendiriyor. Burayı tıklayarak eklenti için bir hesap oluşturmalısın. Get Personal yazan butona tıkla ve açılan sayfadaki $36 yazan butonu sola kaydır. Formu doldurarak videodaki gibi ilerle. E-posta adresine gönderilen doğrulama kodunu gir. E-posta adresine bu sefer bir API key gönderildi. Sitenin yönetim panelindeki Akismet eklenti ayarlarından API numarasını elle gir yazan linke tıkla ve API anahtarını gir. Eklenti aktif olduktan sonra siteniz ve yazılarınız spam mesajlardan korunacak. WordPress kurulduktan sonra hemen yapılması gereken önemli ayarlar var. Ayarlar, genel sekmesine tıkla. WordPress kurulumu sırasında yazdığın site başlığını buradan değiştirebilirsin. Site sloganı olarak kendi siteni birkaç kelimeyle özetleyen bir cümle belirlemen gerek. Zaman dilimi ve diğer ayarlar bu şekilde olacak. Ayar yapmadan önce tarayıcıda yeni sekme olarak açtığım sayfadaki eski başlık ve slogan bilgileri bunlar. Sayfayı yeniliyorum ve güncellediğim bilgiler göründü. Ayrıca ana sayfadaki başlık ve slogan da değişti. Yazma ayarlarında şu an için bir değişikliğe gerek yok. Okuma ayarları da aynı şekilde kalacak. Tartışma ayarları yayınladığın yazılara ziyaretçiler tarafından yapılacak yorumlar ile ilgili ayarlardır. Şu an için değişiklik yapmaya gerek yok. Ortam ayarları sitene yüklediğin görsellerin boyut ayarlarını yapabileceğin yerdir. Şu an için bir değişikliğe gerek yok. Genel ayarlar bölümündeki en önemli kısım kalıcı bağlantı ayarlarıdır. Sitedeki örnek yazıya tıkla. Yazının linki içinde tarih var. Bu tip bir link düzeni yazılarının Google üzerinde aranma sıralamasını doğrudan etkiler. Ayrıca kullanıcı dostu bir link düzeni değil. Gerekli ayarlamayı yazı ismi seçeneğini seçerek yapabilirsin. Ayarları kaydettikten sonra yazıyı yenilersen yazıyı göremeyeceksin. Çünkü yazının link yapısı değişti ve tarayıcı yazıyı bulamadı. Ana sayfadan yazı başlığına tekrar tıklayıp yazıya ulaşabilirsin. Yazı linkine dikkat edecek olursan sitenin ismi ve yazı başta olarak güncellendiğini görebilirsin. Bundan sonra yazılar hem kullanıcı dostu hem de SEO uyumlu olacak. Yazı ismi ayarlarından sonra kategori ve etiket temeli ayarlarına göz atalım. WordPress'te bir kategori sistemi mevcut. Mesela pişirbakalım.com'da tüm yemek tariflerini bir yere toplamak yerine et yemekleri, tatlılar, çorbalar şeklinde farklı kategoriler oluşturup tarifleri uygun kategoriler altında yayınlamak daha mantıklı. Ayrıca oluşturulan bu farklı kategorileri web sitenin menüsüne ya da başka bir yere ekleyebilirsin. Böylelikle tatlı tarifi arayan bir ziyaretçi tatlılar isimli kategoriyi tıklayıp tüm tatlı tarifi yazılarına kolaylıkla ulaşabilir. Şu anda pişirbakalım.com'da genel isimli tek bir kategori var. Senin sitende de böyle olmalı. Kategoriye tıklayıp linke göz atarsan genel yazısından önce bir kategori temel olduğunu görebilirsin. Kalıcı bağlantı ayarlarından bu yazıyı değiştirebilirsin. Değişiklikleri kaydettikten sonra genel isimli kategoriye tıkla ve link değişimine dikkat et. Anlattığım konularla ilgili kafana takılan bir şey olursa video altına yorum yaparak yardım alabilirsin. Site yönetim panelinden genel ayarları tamamladıktan sonra sıra pişirbakalım.com'u güzel bir görünüme kavuşturmaya geldi. Web siteni şık bir görünüme kavuşturmak için bir WordPress teması belirleyip yüklemen gerek. Tema seçimi bir web sitesi için hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden tema konusu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Tema sadece görsellik ve tasarım anlamına gelmiyor. Arama motoru optimizasyonu içeren düşük boyutlu ve hızlı çalışan bir tema seçmen gerek. Ayrıca seçeceğin tema web sitenin faaliyet türüne uygun olmalı. Emlakçı dükkanı için bir web site açacaksan, blog yazmak için üretilmiş bir WordPress teması kullanamazsın. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere bir sürü WordPress teması var. Ücretli temaların iş görebilecek ancak bazı özellikleri kısıtlı olanları var. Bunların arasından bir seçim yapman gerek. Kurmak istediğin web sitesi için ileriye dönük büyük hedeflere sahipsen, mesela ileride büyük bir haber sitesi olma hedefin varsa, zamanla ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik olarak tema üreticisinin yayınlayacağı güncellemeleri alabileceğin ücretli bir tema tercih etmeni tavsiye ederim. Eğer benimki gibi hobisel bir amaç için kişisel bir blog sitesi kurma amacındaysan ya da işletmen için ana sayfa, ürünlerimiz hakkımızda iletişim gibi 4-5 sayfalık basit bir site kuracaksan ücretsiz temalardan kullanabilirsin. Bu temaları wordpress.org'daki temalar bölümünde bulabilirsin. Wordpress.org'da yayınlanmamış, nereden geldiği belli olmayan temaları internetten indirip kurmanı tavsiye etmem. Sitene uygun güvenilir bir tema için wordpress.org ya da teamforest.net'i kullanabilirsin. Teamforest.net'te aklına gelebilecek her kategoride çok kaliteli temalar var. Sitenin yönetim panelinden görünüm, temalar adımlarını takip et. Açılan sayfada 4 tane tema göreceksin. Bu temalar WordPress kurulumu ile birlikte geliyor. En baştaki tema şu anda pişirbakalım.com'da aktif olan temadır. 2019 isimli temayı merak ettiysen temanın üzerine gelip etkinleştir demen yeterli. Etkin olan tema başa geldi. Şimdi sitenin görünümü için ana sayfaya göz atalım. Bir önceki temaya göre arka plan, sayfa düzeni ve yazı fontlarındaki değişimi fark etmişsindir. Yüklü temalar arasında geçiş yapmak bu kadar basit. Sıfırdan yeni bir tema yüklemek için yeni ekleye tıkla. Arama çubuğunu ya da özellik filtresini kullanarak ihtiyacına yönelik bir arama yap. Yeme içme kategorisindeki temalar arasında benim seçtiğim tema bu. Kur butonu ile tema dosyaları server'a yüklenir. Etkinleştir butonu ile temayı aktif edebilirsin. Her temanın kendine özgü bazı gereksinimleri vardır. Sayfanın üst kısmındaki bildirimler seni ne yapman gerektiği konusunda yönlendirecektir. Bu temanın yazılımcıları temaya özel bir başlangıç sayfası tasarlamış. Tema ile birlikte çalışması gereken bazı eklentiler listelenmiş. Faydalı dokümanların olduğu bir sayfa var. Bu temanın ücretsiz ve ücretli sürümleri arasındaki farklılıklar gösterilmiş. Şimdilik ücretsiz versiyonu bana yeter. Buradaki eklentileri tek tek yüklemek yerine eklenti kura tıkla, listedeki tüm eklentileri seç ve hepsini yükle. Eklentiler yüklendikten sonra hepsini seç ve etkinleştir. Yüklenen eklentilerden sonra yönetim paneline birçok yeni menü eklendi. Sırası geldikçe bunlara göz atacağız. Tema benden bir Instagram hesabı bağlantısı kurmamı istiyor. Bu ayarı daha sonra yapacağız. Bu bildirim bir eklentiyle ilgili yapılması gereken bir aktivasyon işlemi olduğunu söylüyor. Eklenti web siteyi izlemek için onay istiyor. Bedava sürüm kullanırken kimseye arka planda web sitemle ilgili veri göndermek istemiyorum. Bu nedenle atla diyerek işlemi tamamladım ve tarif eklentisinin menüsü aktif oldu. Yeni tema ile birlikte sitenin görünümü artık bu şekilde. Site şu an boş. Sonraki videoda siteye birkaç yazı ve görsel ekleyerek ana sayfayı canlandıracağız. Ayrıca menü ayarları, bileşenler ve tema ayarlarını yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.